Öncelikle pandemi ve kalp sağlığı dediğimiz zaman aslında sağlık bir öncelik belirleme işi. Evet. Daha doğrusu hayatın kendisi de öncelikleri sıralama işi. Biz sağlığımızla ilgili bir problem varken tutup da yeni bir işe atılmayız mesela. Ne bileyim, temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyorken gidip lüks bir araba almayız kendimize. Burada da sağlığın temel yönetiminde felsefe şudur. Önceliklerin belirlenmesi ve önceliği önemli hususlara, acil hususlara verebilmek. Pandemi sürecinde bunu aslında bir yönüyle yerine getirdik denilebilir ülke olarak. Başlangıç günlerini hatırlayın. Biz evde kal çağrısı yaptık ülke olarak. Devlet yönetiminde bulunan kişiler, sağlık çalışanları, sanatçılar topluma evde kal çağrısı yaptı. Ve burada amaç hastanelerin belirli bir düzeyde rahatlatılması, yoğunluğun azaltılması. Temel olarak hastaneye zorunlu olarak gitmek zorunda kalan kişilerin sağlık hizmetine rahat ulaşabilmesi. Burada evet, amaç buydu ve gerekliydi. Ve buna büyük oranda da uyuldu aslında. Biz o dönemde acil olmayan ihtiyaçlar için acil servislere veya hastanelerin polikliniklerine başvurularda ciddi bir azalma gördük ve bu bizi çok rahatlattı. Evet. Bizi rahatlattığı gibi hastalarımız da rahatlattı. Fakat ne yazık ki burada dengeyi tutturmakta zorlanıldığı dönemler de oldu. Örnekler de gördük. Şöyle ki biz pandeminin başladığı dönemlerin hemen ikinci dönemde, ikinci pandemi dönemi diyelim buna. Hastalarımızın özellikle ayları bulan tedavilerindeki evet, gecikmeye bağlı olarak bir takım sıkıntılar yaşadıklarına şahitlik ettik ne yazık ki. Evet. Burada hastalarımızın ön belirtileri hastaneye gitmemek adına COVID pandemisi endişesiyle, COVID enfeksiyonu endişesiyle ertelediklerini gördük. Elbette burada kaçınılmaz olarak bir takım şeyler yaşanacaktı. Bunu evet, baştan kabul etmek lazım. Ama göğüs ağrısı olan bir hastanın kalp hastası olabileceği, kalp krizinin öncül bir belirtisi olabileceği düşünülüp aslında acil servise başvurması gerekirken bu ertelendiği zaman ne yazık ki kalp krizi ile yüzleşmek zorunda kalıyor hastalarımız. Burada bile gecikmeli olarak hastaneye başvuruyor ve buradan çok ciddi zararla tabloyu atlatan, hatta atlatamayan hastalarımız oldu. Çok yakın zamanda yaşadığım bir örnekle aslında bu konuya açıklık getirmek lütfen isterim. Bir hafta kadar önce yaklaşık birer saat arayla akşam 9-10 aralığında iki hasta geldi bize. Bu hastaların bir tanesi 65-70 aralığında bir hastaydı. Yaklaşık şikayetleri 45 dakika ila 1 saat önce başlamış. Yakınlarının zoruyla hastaneye getirilmiş. Hı hı. Ve kalp krizi geçirdiğini öğrenmişti. Ve biz acil olarak hastamızı anjiyografi ünitesine aldık. Damarını açtık. Toplam 2 gün sonra hastayı taburcu ettik. Evet. Yaklaşık. Yani hastaneye başvurudaki zamanlama ve zamanlamanın uygunluğu hastaya böyle bir iyi sonuç almasını sağladı. Bir saat sonra gelen hasta için detaylar vermek gerekirse, bu hastamız da aralıklı olarak bir hafta boyunca göğüs ağrıları yaşadığını, pandemi endişesiyle veya başka bir gerekçeyle, kendi ifadeleri pandemi endişesi nedeniyle geciktiğini söylüyor yakınları. Yaklaşık bir haftalık bir sürecin sonunda hastanemize başvurdu. Ne yazık ki geldiğinde şok tablosundaydı. Kalbin ilgili damarından ötürü önemli bir kısmı hasar görmüştü. Geldiğinde biz bir yandan kalp yetmezi ve şok bulgularıyla bir yandan da tıkalı damarı açmakla uğraştık, mücadele ettik. Ama ne yazık ki tablo diğer hastamızda olduğu gibi
iyi bir şekilde sonuçlanmadı. Burada tabii temel faktör hastaneye başvuru zamanı. Bütün hastalıklarda elbette zamanlama, doğru zamanda başvurmak, erken teşhis, erken müdahale önemlidir. Ama kalp hastalarında saatler hatta dakikalar önemlidir. Bir göğüs hastalıklarıyla ilgili bir KOAH hastalığında diyelim ki bize hastalık yıllar verebilir, yılları bulan bir zaman tanıyabilir. Veya bir başka hastalık grubunda aylarca bize süre tanıyabilir tedaviye ulaşmamız açısından, teşhisimizin doğru konması açısından. Ama kalp krizinde ne yazık ki burada saatler ya da dakikalar söz konusu. Gecikmeyi çok da kabul etmeyen bir hastalık grubu ne yazık ki kalp krizi.